Evet Gülcihan abla, börekle bayağı bakıştınız. Bakıştım, bayağı bir bakıştım. Nasıl buldun? Ya, mayalı hamurdan yaptın galiba. Evet, mayalı hamur. Mayalı hamurdan börek olur mu? Böreğe benzemiyor mu? Böreğe benzemiyor. Biraz mayalı, daha sanki ekmek hamuru gibi oluyor. Mayalı hamurun mayalı arasına böyle patates, yani harcını koymuş da koymuş gibisin. Hani açma gibi, böyle açma poğaça gibi mi? Evet, aynen. Zaten elimle açtım ben onu. Oklava falan kullanmadım. Yağladım. Yağlayıp yağlayıp elimle açtım. İşte mayalı hamur gibi kalmış. Biraz yani yağlı da öyle olmuş ama. Hayır, Kadir Bey gördü ne kadar. Kadir Bey gördü. Her katına yağ sürdüm. Mayalı hamurlar biraz yağ sürdüm. Yağı çekiyor biliyorsunuz. Nasıl diyeyim? 2 saatte yine bunu yapmışım ya. Şükredin mi diyorsun? Bu kadar nadın bahanın bulunmaz ya. Bu kadar yapmışım. Bir süre hep ellerimle yoğurduğum şeyler ya, emek, bunlar. Tabii emek var yani. Emeğe tabii birincisi, ki ona bir sözümüz yok da tabii ki daha güzel olsun. Daha güzel olsun diye ya, çabalamak daha farklı. Ben size şu söyleyeyim yani mi? Bu kadar 2 saatte yapılan şeylere bu kadar mana bulmayın. Lütfen hepiniz yarışacaksınız. Hepimiz ya, göreceğiz tamam, sizi. Tamam da yani en azından yapılan şeyi daha güzel. Hani yaparsak daha şey olur. Ama çok güzel olmuş. Tadı çok biraz güzel ekmek olmuş. Hamuru çok güzel. Biraz ekmek hamuru gibi geldi. Emine Hanımcığım, biraz daha bence eleştiriye açık olun. Yani size kimse kötü demiyor. Estağfurullah. Kimse kötü demiyor mu? Kötü değil yaptığınız mesela şey. Mesela 2 saatte... Ama eksiklikleri var. Ama börek yani dediğiniz zaman dönüp diyorlar ama ki börek. Ama bu börek değil. Börek dediğin zaman mayasız olmalı ve ekmek görünmeli. Mesela bak bayanın, Hatice Hanım, Hayri Hanım'ın tabağında bak ekmek gibi duruyor hep. Evet. Kenarında. Biraz harca ekmek hamuru gibi oluyor. Ama maya kullandık. Bunun tarifi öyle. Tarifi öyleyse ama yapacak bir şey yok. Ama çok öyle lezzetli olmamış. Tarifi öyle ama lezzetli olmamış. Ha, tamam. Emine Hanım, börek dediğin elde açılır. İnce ince açılır. Boğulmuş bir çörek. Tamam. Peki Hatice Hanımcığım. Sadece baharatlarla alakalı sıkıntı olduğu için biraz tat gelemedi gibi. Yani tatsız geldi bana o konuda biraz. Dediği gibi tam börek gibi değil. Börek dediğimiz bizim genelde aklımıza hep çıtır çıtır bir şey gelir ya. Evet. Bu daha böyle yumuşak, genelde şey gibi yani açma gibi geldi. Ama güzel olmuş, sıcak geldi. O konuda iyi yani. Teşekkürler Hatice Hanım. Afiyet olsun. Emin Hanımcığım, elinize kolunuza afiyet sağlık. Olsun. Öncelikle hamuru güzel yoğurmuşsunuz. Mayası da güzel tutmuş. Ondan da yana sıkıntı yok. Yalnız içinde inanılmaz bir tuz ve baharat eksikliği var. Evet. Yani aromasını alamıyorum. Şimdi tarifte böyleyse bir şey diyemem ama tarifte böyle. Börek statüsüne girmiyor. Daha çok açma, patatesi açma evet statüsüne giriyor. Evet. Yoksa hamuru güzel tutmuşsun. Yani içi de eğer lezzetli olsaymış evet, 10 numara bir börekmiş. Yani börek miydi, açma mıydı? O biraz çelişkide kaldı ortada. 3-2 bir poğaçanın tadına bakalım. Yok, şehriye salatası yiyelim. Biraz farklı bir tad alalım. Hamura geçmeyelim direkt. Buyurun bakalım. Evet Figen Hanımcığım, arpa şehriye salatası nasıl buldunuz? Arpa şehriye salatası güzel olmuş. Biraz limonu eksik. Limonu eksik dedi. Lezzetli olmuş, evet. Ama ben çay saatine salata yakıştırmıyorum. Gülcan Hanım, şimdi şöyle. Şehriye salatası güzel, 5 çayına çok uygun bir salata. Neden kusur buldunuz? Evet çok uygun. Kusur mesela, bulmadım hayır, şekerim. Hayır bak mesela tuzsuz ben dedim. Ben kendim için söylüyorum. Mesela, ama çok uygun. Ben 5 çayına hiçbir salatayı yakıştırmıyorum. Yani siz kendiniz mi yemiyorsunuz, tercih etmiyorsunuz? Yemem de ve uygun da değil bence. Peki, ama 5 çayına zaten bu normalde 5 çayına zaten en önemlisi salatadır. Hayır. En önemli. 5 çayında... En önemli. Figen Hanım'a katılan var mı ya da katılmayan? 5 çayında katılıyorum hiç, ben. Hiçbir zaman salata değildir. 5 çayında en önemli şey kurabiye, pasta, börek, çörektir. Hamur ama işi daha çok. Ama salata mutlak olur. Benim bildiğim Figen Hanım, salata mutlak masanın en güzel şeyidir. Peki hayatım, yemek masalarının senden dur, beraberim. Dur yaklaşma, yemek saati diyor. Yemek peki, masalarının şey vazgeçilmesi de salatan olmazsa yemek sunduğun zaman o masa değildir peki, zaten. Peki Figen abla bir şey soracağım. Hani bizim yarışmacıların hep ağzında bir laf vardı. Fresh, fresh, fresh. Ortaya fresh ne? Fresh'in anlamını biliyorlar mı acaba fresh? Bilmiyorum. Herkesin ağzında bir fresh var takmışlar. Böyle ortaya ferah bir salata, yani salata özür dilerim, salata dedim affet. Ortaya ferah ne yapıyorsun mesela? Şimdi hamur işini yedik poğaçayı. Mesela çay saatinde ortaya ferah sütlü tatlılar olabilir. Ay hep aynı klasik salatalar. Biraz daha değişik düşünmeniz gerekiyor. Peki gününde merak ediyorum. Bakalım menüde neler var mı? Salata sevmeyen Figen ablamızın evinde. Evet Hayri abla. Hayri abla sen nasıl buldun arpa şehriye salatasını? Ben de biraz yağını çok bu biraz fazla geldi. Biraz tuzu eksik geldi. Biraz da malzemesi sanki biraz daha bol olsa daha iyi olurdu gibi. Ama malzeme bu kadar koyuluyor. Yani
O senin elindeki bir şey değil mi yani? Biraz daha bol yapsan. Hepsini koyduk malzemenin. Ha, Kadir Bey de gördü. O zaman biraz şehriyesi mi fazla geldi? Ha, şehriyenin yanında kirem fazla. Şehriyesi fazla geldi. Şehriye fazla gelmişti ama Kadir Bey'i gördü. Malzemelerin hepsini tam kullandık. O zaman malzemeye göre şehriye biraz... Peki bir kornişon turşu kullanabilirdin. Kullandık. Çok fazla var zaten. İçinde var. Şey, bana gelmedi mi? Ürünü... Yağı çok yani. Çok var. Belli oluyor bak. Görüyor musunuz? Emine Hanım, bu masada her şey bahane, başka hiçbir şey bulamadım. Garnitürünü siz kendiniz mi hazırladınız, hazır mı? Garnitür turşu kullandım. Hayır, kendim hazırlamadım. Yani mesela havucunu veya biberini... Hayır, hepsini hazır kullandım. Hazır. Hazır kullandım. Mısır da hazır. Evet, mısır da hazır. Asıl yorum Gülcan Hanım'dan geliyor. Nefesler çekildi. Bakalım Gülcan Hanımcığım nasıl bulacak? Buyurun Gülcan Hanım. Şeyi çok uygun bulmadım yani bu şehriye salatasını. Çay saatine. Çay saatine. Biraz karbonhidrat olduğu için mi? Ya hepsi hamur zaten. Ya hepimizin masasında olacak tabii ki de bunlar da olacak da biraz daha... Kendimin aklına geldi, lafı hemen toparladım. Yok yok. Ne? Biraz daha fazla dediği gibi şey için malzemesi olsaydı... Sebze ağırlıklı. Bir de neden yani havuç hazırlanabilir evde, haşlanabilir. Neden hazır kullanıyorsun? Zamanım çok kısa diye garnitür düşündüm. Yani turşunun içinde olan. Hepimiz aynı saatte yarışacağız. Bize kimse fazla saat ya, vermeyecek. Ya Gülcan Hanım, yanlış anlamayın. Her şeyi bir kusur buluyorsunuz ya. Ya ama... Poğaçaya kusuru bu, böreğe kusuru buldunuz, salataya kusuru buldunuz. Eksikleri kusur zaten değil. Söylemek misal, için. Zaten misal yarın siz ne yapacaksınız çok merak tabii ediyorum. Tabii siz de söyleyeceksiniz. Eksikse söyleyeceksiniz, fazlaysa söyleyeceksiniz. Tamam da salatada misal görünümüne baktığınız zaman görünümü çok güzel. Görünümü güzel. Heh, bana göre de biraz... malzeme koyuluyor zaten. Bundan başka malzeme koyulduğu zaman bu sefer çok yeşillik koysam, çok şey koysam bu sefer diyeceksiniz ki... Bastırmışsınız yeşilliği Emine Hanım. Birazcık şehriyesini az koysaydın yeşilliği içinin harcı yani daha şöyle, çok görünürdü. Şimdi senin dediğine göre Gülcan Hanım sadece yorum yapmak için yapıyor, konuşmak için konuşuyor. Evet. Bir mutfak bilgisi yok mu ki kadının? Hayır, göremiyorum öyle bir şeyi. Bana göre yanlış anlamayın, ne temizlikten şeyiniz var ne yemek konusunda. Birincisi şöyle. Beş çayına mutlak salata sen olur. Sen daha evime girmeden temizliğimin ne olduğunu salata, bilmedin. Ama bakın ben ne diyorum size? Hı-hı. Beş çayına mutlak bir salata olur. Emine, Gülcan Hanım senin istediğin cevapları vermediği için hayır, mi? Hayır, vermiyor. Yanlış cevaplar hayır, veriyorsunuz. Hayır, senin istediğin böyle, cevapları vermediği için mi mutfak böyle, ve temizlik bilgisini yok saydın? Her şeye bir eleştirisi var. Her şeye bir eleştiri var. Yanlış. Peki bir tek Gülcan Hanım eleştiri yapıyor, diğerleri yapmıyor mu? Niye bir tek ya Gülcan Hanım? Ya diğerleri bu kadar demek ki şey yapmıyor, bu kadar eleştiri yok. Gülcan Hanım her şeye bir eleştiri, her şeye bir eleştiri. Yanlış sonuçta kendi günün de var senin. Yarın en kısa. Evet. Peki bir anda Gülcan Hanım'ın temizlik ve yemek bilgisi ortadan yok oldu. Bu tabak dolu değil mi? Bunu nasıl kaldırırız? Biraz zorlanırız değil mi kaldırırken? Evet. Şu keki üzerinden aldığımız zaman nasıl kaldırırız? Hop diye kaldırırız. Ben de kaldıramıyorum dedim Gülcan Hanım size. O da diyor ki keki kaldır önce diyor. Keki kaldırır mı? Yani eleştirileri kaldırmamız lazım. Hatice Hanım da çay istiyormuş. Şöyle vereyim. Gülcan abla sanki biraz sana bir gerildi gibi. Genel anlamda bir gergin gibi değil mi? Ya bugün yorgun biraz... olduğunu mu senden çıkartıyor ya acaba? Ya olabilir, yorgun olabilir de bunun faturasını bana ödeyemez. Ödetemez. Bir anda mutfak ve temizlik bilgisinin yok sayılması. Sen gene sakin kaldın. Eğer bunu Hayriye'ye deseydi Hayriye'nin pek sakin kalacağını düşünüyorum. Aa, yırtardım vallahi. Hiç kusura bakma. Kız öyle de. Vallahi. Eğer eleştiriyi kabul etmeyeceksen katılmayacaksın. Katılmayacaksın aynen. Tamam eleştirilere bir de eleştirilere tabii ki açık olacağız da. Süre olarak genel bir iki saat. Ama olmuş şeyi yani olmamış yani bilmiyorum. Olmuş. Buyurun, olmuş. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buyurun Hatice Emine Hanım. Sakin misin? Evet sakinim. Arkadaşların yani genel anlamda biraz gergin olduğunu düşünüyoruz da. Hayır gergin hiç değilim. Mesela ama eleştirileri yaparken ne olur kendi gününüzü de düşünün. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.